Naoko Ivaruzeş. Oğlum Senna bir anda alınmamaya başladı. Bence DP First Pick Ksante atmalı. Ne diyorsunuz? Bence First Pick Ksante. Nasıl biliyorum ama. Bak Azir. Azir'i burada supun alması lazım. Senna aldılarsa Zinza alacaklar. Zinza alırlar. Senna Azir kötü. Hadi abi. Zinza alacaksın. Bekletme. Kireas burada Trundle ya da Lee Sin çeker mi ya? Yoksa Jax. Ooo. Jax'lık da yer ha. Azir Jax. Azir Trundle. Bot lane alırlar abi. Zayarakan mı? Yapma ya. Beğenmedim. Beğenmedim. Nautilus alsana şuradan. Supermassive Nautilus alacak burada. Tam kençme. Bence Nautilus daha iyi. Gerçi Zaya'ya karşı Nautilus çok iyi olmayabilir ya. Tam genç daha iyi olabilir. Bilmiyorum. Nautilus koridorda daha iyi olabilir. Alt koridor büyük sıkıntıda. Ama duruma göre değişir. Yani bir hata da Ezreal Senna biter. Ne banlayacaklar? Bence bir tane Azir Gwen, Azir Gwen bak. Azir Gwen banı Supa bence bayağı iyi yani Supa karşı. Nico açık. Şimdi sağ tarafa Nico iyi de sol tarafa bilmiyorum. Korki banlı, Korki bile banlayabilir DP biliyor musunuz? Adamlarda çok range var. Korki bile banlayabilirler. Zayah çünkü range'leri sevmiyor ya. Azir bence banlamaları lazımdı ya. Azir bence Aatrox banı kötü burada. Brent iğrenç pick. Bak Brent iğrenç pick buraya. Engage lazım. Aynen. Lee Sin zaten söyledim mi bunu ben? Lee Sin Trundle o tarz bir şey. Ha mid'e de Leblanc mı alacak? LB iyi buraya biliyor musunuz? AP oynadı Azir'e karşı bir kere. Yine oynar. LB Lee Sin. Oriyanla'yı beğenmedim. Sağ tarafın kompu daha iyi oldu ya. Şey olarak daha kolay oldu. Ya sağ tarafa ulaşmak çok zor. İyi oynarlarsa kazanırlar abi. Özgür! Video geldi Özgür. Özgür! Gözlerde dolar işareti çıktı. Bu Illaoi şu an bufflı hali değil ya. Şu an direkt bizle aynı peçi mi oynuyor bunlar? Benim bildiğim hayır. Bu arada Illaoi Ksante sıkıntı matchup ya. Ama Murat çok iyi Zaya oynuyor. Zaya Rakan da TR'de güçlü ikili. Bakalım. Abi çok pause falan oluyor ya. Vallahi çok oluyor. Hiçbir zaman bir kere hapşırmıyorum ya. Hep minimum iki kere. Aha. Zaya Rakan'la böyle bir kapışma mı var? Trolle bak. Onun da flash'i gitti. O daha fazla devam etmiyor. Risk istemedi burada. Ve Luger de hemen alt koridor ışınlarını kullanıyor. Trolle bak. Bayağı canını aldı. Tabii ki de bu Zayh Rakan yüz yüze kapışmada seviye bir... Rakan'ın item normal arkadaşlar. Şu an meta bu. Yani destek eşyasını direkt ilk base'de almıyorlar. Bilmiyorlar ki Sparz nerede? Sparz hemen W'suya böyle iki kişiyi zıplattıktan sonra... Bile hiç Sparz çok iyi yerden gelmiş bu arada. Dediğin gibi... Bundan sonra tüm maçları izleyeceğiz evet. Senin dürtmeleri birazcık rahatsız etmeye başladı çünkü uğraşması gereken çok fazla minyon dalgası var. 2 ve 2 isteyebilir hale gelebilir bu. Evet burada olabildiğince az canlı bir şekilde bu kuleleri al. Rakan'ın Q tutturması lazım şu an bu matchup'ta. Bu matchup'un kurtuluşu o. Hemen hemen eşitler ya. Oğlum Umut fena iyi oynuyor ya. Vallahi bak bu Umut garip bir şekilde bazı dönemler çok iyi oynuyor çocuk. Flaşı yok. Kötü. Kireas'tan kötü oyun. Kireas'tan kötü oyun. Kireas flaşını atacaktı burada. Kireas'tan çok kötü oyun. Böyle bir pozisyon yakaladın. Direkt flaş W'yu Ksante'ye atacaktı. Öyle öldürmüşlerdi şu an. Kötü oyun. Böyle yakalamışken öldüreceksin. Çünkü bu dakikada bu Illaoi'nin ölüşü Ksante'yi çok rahatlatır. Bu arada Zaya Rakan için gayet iyi gidiyor şu an koridor ya. Bak Rakan 4. levelde flash W falan atıp Senna'nın flashını alması gerekiyor. Sonra 6 levelde de direkt kesecekler. Mevzu bu. Direkt 4 levelde devam. Chat'i vereyim ekrana. Ejder'e başlıyor ama baskına geldi. Vazgeçti Jack Troll. Zamanında Sajan Luger biraz önde. Öldü öldü. Ha flash'ı varmış lan. Ses dalgası tutuyor Luger. Kullanacak mı sıçrayı kullandı da az canı var yetmedi hasar. Kireas kuleden de hasar aldı orada.
Tamam, 6 levelde öldü karşı botlayın. %100 öldü. Yapacakları şeyi söyleyeyim mi 6 levelde? Gerekirse zayaf flashla işlerine girecek. Rakan direkt 6 levelde atacak ultiyi öldürecekler. Kurtçukları bırakıp karşı jungle'a girdi. Bence daha iyi Askenz'in yaptığı. Kurtçuk ejder takası genelde iyi olmuyor. Bak 6 levelde izleyin Zaya Rakan nasıl kesiyor bak direkt. Zaya flashla girip kesemezlerse bilekle Sparza yazar. Şimdi gidip son yükü aldı. Kalkanına gitti. Bu arada orta koridora baskın biliyor. Son anda bir sıçra. Ses dalgasından iyi sıyrıldı o da. Şu an DP gayet iyi oynuyor bu arada. Şimdi bu flashlar yokken bir şeyler yapmaları lazım işte. Yapmazlarsa kendi hataları. Lazım evet, burası bayağı kalabalık oldu. Umut da yaklaşıyor. Aa öldü. Troll yakalanmış. Black Spars. Aa Luger de öldü. İsim Black oldu. Luger de arada. Güzel troll usta. Dakika 7'de 3-0'a getirdi durumu. Ama Senna Ezreal diye bir koridor. Yani tamam çok inanılmaz dürtersin rakibi falan filan ama gerek var mıydı bilemedim. Senna tam Kench, Senna Natulius. Bir de hani bu pikleri alıyorsan ölmeyeceksin. Öyle bir durum var. Ölmezsen rakip çok sıkıntı yaşar sana karşı. Çünkü Ezreal, Azir, Senna baya baya sıkıntı çağırlar. Ama işte oynaması da bir o kadar zor. Luan'a dayanabildiği kadar dayanacak işte. Ya zaten Jake Troll bilmiyorum ya. Sup'un en güzel transferi bence Skyan. Zaten Blue bence Blue'nun ben hani öyle eski Blue'dan eser yok yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Blue'nun performansını bu sene ben çok beğenmiyorum açıkçası. Ama mantık şu, Blue hani bir anda vites arttırırsa bir bakmışsın taşıyor süper masivi. O ihtimal de çok yüksek. Bu arada şu an Kireas'ın bota falan gelmesine gerek bile yok. Hatta yani geliyorsa da dive atsınlar abi. Oradaki vision'ı da clearlayamıyorlar. Güzel vision var Spoon şu an. Bu arada Armut çok iyi CS yapmış ha. Attı Kireas. Yok Kireas'ı. Evet, çarpı yok ama skin zorlu. Aha direkt çıktı lan. Aldı Kireas. Sanki çıkmasına gerek yoktu gibi geldi bana ama. Hemen bıraktı Armut'u burada. Üst koridor büyük sıkıntı. Bir şey yani şu an DP'nin alt koridora dive mive atması lazım bu arada. Yani bir totem boşa gitti orada. Evet. Aldı o Gromp'u. Jungle'da farm olarak çok CS diff var ve Kireas'ın attığı ganklerin hiçbiri bir şeye dönüşmedi. Bir tek bir kere Jack Troll öldü. Bayağı güzel CS kaçırıyorlar, kaçırtıyorlar botta. Olayını atarlardı. Jack Troll, Jack Troll. O Jack Troll fazla önde ve yerine mıhlanınca çok bedava bir skor oldu bu. Yani orada Jack Troll değil, direkt troll oldu. Troll Jack oldu bu. Nick change, troll Jack. Nasıl? Kelime şakası nasıl çarıldı lan? Aha. Girebilir. Orası çok kalabalık. Luger. Yani Onsut ne yapıyor? Dark oyuncusunun arasında kaldı. Sıçrası vardı ama kullanmadı. Şimdi kullanılan. Ama Umut flash. İlk skorunu istiyor. Umut'un üzerine bir hamle var. Umut burada düşecek. Ama Umut kanka o Azir ultisini flash atmazsan kanka. Luger geldi buraya. Bir an için Armut mu geliyor diye baktım ama Luger'in gelmesi pek yani, bir şeyleri değiştirmedi açıkçası. Armut. Ay Armut diyorum. Umut. Luana'ya bak kıyamam ya. Armut bırak lan çocuğun peşini. Bak bak. Doğan'ın işi zor. Geçti Armut karabalta almış. Bu arada lane swap atması lazım. Ne kadar DP'nin. Bu zamana kadar çoktan lane swap atması gerekiyordu bence. Aldı kuleyi. Artık bu kule düşecek. Ha ölür ölür. Luana ölür. Şey yaptı Luana ama. Ailesi kullandı. Yani o kule düştükten sonra direkt oradan kaçmak istedi. Süper Massive'in bot lane'i sadece ölmeseymiş oyun taptan bitiyormuş bu arada. Daha ultisi duruyor ki Armut'un. Bu arada Zaya Rakan birkaç kill'den sonra direkt lane swap atsa Luana'yı botta öldürme ihtimalleri yok. Ya Illaoi'yi de bence Ignite'la Rakan Zaya falan öldürürlerdi gibi geliyor bana Lee Sin'le beraber. Zaten CC'den çıkamadan ölürdü büyük ihtimal. Ama bu saatten sonra çok zor. Çok kastı şu an. Şu an var ya üf. Yani o bilmiyorum. Illaoi fena iyi durumda yani. Aa Luana öldü. Aleti yok. Buradan çıkış yok gibi. Çünkü skins de kapatıyor onu. Luana yerde tespit edildi. Kullanabileceği bir ulti de yok. Konum değiştirmek için ve Blue'ya gitti bir skorda. Belki de
Senna'nın 37 yükü var arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet, Xanten Item bana da troll geldi bir tık ya. Aa, Armut'a geliyorlar. Flash'ı var ama ya. Flash'ını alırlar bu arada. Dive falan atamazlar mı ya? Bence atarlar. Ignite'ları var, dive atarlar ve Armut dive yerse şu an Sup büyük sıkıntı yaşar, söyleyeyim size. Oğlum Kireas git de dive at lan. Armut geri çıktı. Güzel oynadı burayı Armut. Peki Luana'nın Bramble Vest alması gerekmiyor mu ya bu maçta, bu matchup'ta? Yani hayatımda hiç Xant'ı gerçi görmedim Illaoi'yi falan da. Sanki Bramble Vest lazım gibi. Bilmeyenler için çivilinin alt eşyası. Şu an Zayarakan'ı da hiç kullanamadılar ya. Ezreal Senna free free kasıyor yani. O range'i falan da korumaya başlayacaklar şimdi yavaştan. Sıkıntı. Ben size söyleyeyim, DP bu maçta çok zorlanır. DP bu maçı acayip zor yener. Hani süper masividen birisi saçma sapan böyle random ölmezse. Güzel oynadı lan. Anca böyle bir şey yapmaları lazım da yetmez ki abi. Mesela bak, Lee Sin flash attı, Rakan flash attı. Ezreal'ı öldürdüler ve flash'ını alamadılar Ezreal'ı. Yani bilemedim. Ya tabii ki skor skordur ama Rakan'a gitti bir de skor. Abi pro arenada öyle 1v4 atamaz. Ignite'da var ya. Sparz Ignite'ını sürekli ona saklaması lazım. Bekleme süresinde onun ultiler de var. Abi DP skor alması önemli değil ki. Skor alıyor ama objektif alamıyor. Hani bir şeye dönüşmüyor. Sadece sağa sola koşup skor alıyorlar. Süper Massive o sırada sürekli güçleniyor. Güçlenmeye devam ediyor. Azir geç oyunda güçlenecek. Ezreal geç oyunda her zaman iş yapan bir şampiyon. Senna zaten öyle. Üstüne Illaoi falan hani sıkıntı şampiyon bunlar. Zinza aynı şekilde Lee Sin'e göre çok daha güçlü bir şampiyon. Yani Super Massive'in kompozisyon olarak gayet iyiler. Hata yapmadı yani. Bu hatalar olmaya devam ederse sup kaybeder tabi, orası ayrı. Ha, güzel TP Xante'den. Xante'den çok iyi TP. Şimdi Luana Luger'in üzerine doğru gidiyor. Luger'i bıraktı. Luger'in tabi sıçrasında kullandığını gördük. Şimdi bakalım. Ama Armut bot'tan Orianna TP atabilir ya da yürüyebilir. Şimdi de Illaoi TP atabilir buraya. Dikkat etmeleri lazım. Aaa, Black kötü oynadı. Çok güzel oyun. Blue'dan kötü flash diyeceğim de Blue'ya vuramıyorlar ki. Aa, öldü. DP tarafının range'i çok kötü. Gidip kuleye vurmamaları lazım. Hiçbir şekilde rakip kuleye vurmaya çalışmamaları lazım. Kompozisyon farkı şu an çok ortada. Ya kompozisyon farkından kastım şey işte hani. Şey olmuyor. Armut'u tutamıyorlar. Xanten'in first item'ı bence çok kötü laning için. Baron da gitti. Baron'a doğru gitmeye başladılar. Bu arada Armut da üstüne dönüyor. Sanırım burada bir savaş izleyeceğiz. Bakıyorum Doğan içeri girdi. Doğan'a içeriye girdi. Şimdi ışınlar kullanılıyor. Ultiye de bastı. Bakalım çıkabilecek mi buradan? Üzerine giden yani çok fazla hasar var. Tanklaması mümkün değil. Ama Baron'u güzel durdurdu en azından. Ölüp Baron'u durdurdu. Güzel güzel, kötü değil. Abi gidip DP'nin bir tur Armut'u öldürmesi lazım. Ama Armut'u ne zaman öldürmesi lazım? İnhibitör kulesine bilmem nerelere gelmeden önce. Biraz daha önde pusu kurup öldürmesi lazım. Başka türlü bu maç olmaz. Aha. Zayan'ın hasarına güveniyorlar. Ve Armut'un ışınlandı yok. Armut şu an hiçbir şeyin farkında değil. Alt tarafa doğru gidiyor. DP geçen de böyle bir baron yaptı bu arada. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Eyvah eyvah. Şu an Armut kuleyi vuruyor. Bakalım. Yarıcan'a gitti o kule. Yarıcan'a gidecek. Pat. Evet. Aurora'nın geldiğinde bunu göreceğiz galiba. Yani bulacağı birkaç saniyelik aralıkta bir sonrakinde skor gelir. Bu arada Skins. Aa, ölürse Baron lan. Oo, Orianna'ya gitti bir de. Azcanlı hala hayatta. Oynamak istiyorlar ama ya. Baksana Supa, çok sinir bozucu oynuyor şu an. Ya
Map'i iyi oynuyor Sub şu an. Ölseler bile sürekli bir şeyler alıyorlar. Armut'a koşuyorlar ama o öyle koşmamaları lazım. Bak şu dalga dümenler varken burada savaşamazsın Armut'la. Tentakıllar varken mümkün değil. Güzel bir oryanla ultisi görürsek karşı tarafta hiçbir direnci yok. Loana'nın aldığı item baya yardımcı oluyor bu arada. Evet, onlar da bıraktı zaten. Çok karanlık. Zayarakan çok kötü pik abi. Biz zaten hani ya Zayarakan kötü pik değil aslında yani. Sürekli çelişiyormuşum gibi oluyor. Hani Zayarakan rakip kötü oynarsa iyi pik. Burada rakip perfect senaryoda çok sıkıntı pik abi. Yetişemiyorsun rakibe. Range'in yok. Baron'a dümdüz girmesi lazım DP'nin. Zaten kaybettik Baron'u. Loana'nın bu aldığı item bayağı iyi bak. Wave'i direkt temizliyor. Fena değil yani. Yo o Ezreal seninle abuse'lemediler flashları yokken. DP orada maçı kaybetti benim gözümde de. Tabi supermassive hata yaparsa hala kazanma ihtimalleri var. Ya da çok acayip iyi oynarlarsa falan. Mesela bak Jack Troll öldü. Sonra çok iyi hesapladı bunu Dark Passage. Mesela Baron'a girmeleri lazım. Tamam bak Baron'a girip Loana Armut'a TP attırmayacak abi. Ya Baron yapması lazım ya da alt tarafta Armut'a baktı seyirciye Loana. Bu arada Loana ultiye bastı birebir. Loana? Yok ama Armut o da ultiyi kullandı aslında iyi evledi. Evet. Bu arada Kireyas tam bir sıçra tekme ama herkesin bitimi. Kireyas! Hasar yetti Umut'un. İki tane önemli üyesini kaybetti Papara Supermassive. Luger'in üzerine giden bir Kireyas var. Luger buradan uzaklaştı. Şimdi Spars girdi araya bak. Kireyas ne yapıyor? Devam ediyor Dark Passage. Buraya kadar altında buldular. Hiç sorun değil inhibitörün gitmesi bu arada. Çalması lazım. Ama ona müsaade etmeyecek gibi görünüyor Spars. Jack Troll yaklaştı buraya doğru. Bir Senna ultisi görüşle sağladı. Baron 3 milyon. Abi Zinza büyük problem. Skins'in üzerine giden bir Kireyas var. Yeniden döndü içeriye. Oğlum Kireyas. Sen ne yapıyorsun lan? Şu an DB'nin yapacağı tek bir şey var. Dümdüz bottan pushlayıp fight atacak. Bir şekilde fight bulması lazım. Oyunun daha uzamaması lazım DP için. Olaya bak. Botu pushlamaları lazım. Her yeri pushlaması lazım DP'nin. Altın farkına bak top lane'de. Bak AD carry'ler arasında fark yok. Neredeyse. Ya var ama hani çok daha fazla olması gereken bir fark. Mesela bak şu an Armut'u yakalayıp öldürmeleri lazım. Şuralarda. Armut kulenin oraya gitmeden müdahale etmeleri lazım. Blue ne yapıyor oğlum? Hala kullanılabilir durumda. Oğlum Armut'u nasıl kessinler değil yani. Kesmeleri lazım. Perfect senaryo o. Öyle olmadığı sürece sıkıntı. Bak mesela tapa gidiyorlar. Bu sefer Ezreal'a bak. Haritada Ezreal darlıyor bir yerlerden. Azir darlıyor. Aa flash'ını aldılar lan. Bayağı iyi. Kuleyi de aldılar. Bu kuleler çok önemli bu arada. Kumbara misali. Kim diyordu bunu hatırlamıyorum. Kumbara ama kumbarayı bozdurmak gibi. Azir botta Sante base atıyor da yani çok saçma. TP'si varken. Hayır TP'si yokken. Base atsa sıkıntı olurdu. Şimdi DP için bir yandan iyi bir yandan kötü. Niye? Bottan sürekli büyük wave gelecek. Altın olarak fena bir şey kazanmayacaklar. Ama bir yandan da kötü işte oyun uzuyor. Bu arada Orianna Rabadon'u biterse Ejder'den önce diyeceğim de imkansız. Oğlum Senna 13'le... Senna diyorum lan sikiyazmış o. Ben Senna sandım bir yanına. Bu arada Umut şu an tutar bence Armut'u. Bu an dükmeler çok can yakıyor artık. Blue, Luger, Jack Troll uzaktan uzağa. Ya hızlı bir şekilde girmeleri lazım ya da Kireyas'ı... Wave'i direkt clear'lar sanki Umut. Eğer ki yavaş oynanırsa bura yürütme gelebilir. Hayalet basıldı, sıçralar kullanılıyor. Spars yakalamayı başardı Jack Troll'ü. Luana da geldi buraya hemen ultiye bastı. Jack Troll erken düştü. Yalnız üst koridordan ne Umut... Yalnız Umut tutamıyor. Gelmiş değil. Top lane'i tutamıyor. Luana çıktı buradan. Q3'ü de tutturmaya başardı. Kireyas'ı öldüremez ki bunlar. Kireyas hepsini öldürür. Tekmeyle beraber son vuruşu. Aha! Azir! Luger tek başına kaldı. Geç lan Ejder'in arkasına. Şu anda Ejder blokluyor burada. Şu an. Ama Luger otomatik saldırılarla aldı bu skoru da. Oğlum Kireyas'ı o kadar damage'i kim attı lan birden? Flash mı atacak Murat? Ben çok can yakıyor. Bu arada flash'ın olmadığını bilse flash atsa kesmiş daha. Umut TP at Umut.
Alt koridordan gelen minyonları da tutması lazım. Sup adına ruh ejderi bu. Yani Umut bir üst tarafa bir Umut niye TP atmıyor? Verecekler mi ejderi böyle? Bence TP atsa burayı oynarlardı. Ezreal eşyayı alınca mesafeyle beraber. Bu ruh çok sıkıntı. Ben size söyleyeyim, oyun bitti şu an. Ezreal, Azir, Senna bunu aldılar. Bu arada Kiryas tek yedi orada ya. Azir çok vurdu ona. Sanırım Q'yu tut... Hani orada Zinza öldükten sonra Kiryas çok agresif oynamayıp biraz yavaş oynaması lazımdı. Bu arada az önce Murat galiba Ezreal'ın arkasından flash atması lazımdı ya. Vision'ı var mıydı yok muydu ona çok bakamadım ama. Eyvah. Oy güzel dodge. Murat bilek. Arkadaşlarının sesini kapatmış bir şekilde. Bu arada şu an Zaya, Eloy'ye falan bayağı vurur. Bayağı bayağı vurur yani. Oğlum Senna'nın şeyi olmamız lazım ya. Ruh yükünü bulmamız lazım. Armut fena ya. Alt taraf diyor biraz ters bir noktada yalnız. Dışarısı var bakalım. Hamle var. Çok iyi bir ses dalgası. Kireyaz. Fırlattı. Bir de tekme de atıldı biliyorsun. Şeyi kullanıyor da. Takip var. O takip Black'e geldi. Bilek? Black takım savaşını tank gibi oynadı resmen. Şimdi alt koridora döndü. Kulağına ile Armut arasında. Oğlum. Ver inhibitörü. Hiç sıkıntı değil de. Bilek ne yapıyor? Yine benzer bir senaryo. Kireyas'la Bilek. Ana. Şu an ben size söyleyeyim mi? Yetenek olarak, oyun olarak DP şey yani. Her yerde outplay ediyorlar ama Supermassive zekasıyla işte bir şekilde kompozisyon getirdiği şeyle DP'yi çok kötü kıstırıyor. Sen DP'den çıktın diye oldu bunlar. Aynen. Murat'ın tipe bak. Baya güzel maç oluyor evet. Ben olsam 0-4'lerde. İşte koç farkı ya orada da. Jack trollünün iki artık troll Jack arkadaşlar. Ona göre troll Jack. Bilek ne yapıyor? Rakip nişancının üstüne sıçra atıyor. Aha Armut ölürse oyun biter. Bak Armut ölürse oyun biter. Yalnız E'yi tutturdu Armut. O yüzden Sparta'dan bir an önce uzaklaşması lazım. Burası fazlasıyla kalabalık. Yani Armut ölürse büyük problem. Herkesi gönderdi ileriye ve bir tane skor buldu takım arkadaşlar. Umut midi tutması lazım Umut'un. Şu an defansa geldi Dark Passage'dan. Kuleyi tutmak istiyorlar ama Luger hemen alıp geri çekildi. İnhibitörü aldı DP. Bu DP için harika. Hatta oyunu bitirmeye gidecekler. Oyunu bitirmeye gidecekler. Ama bence gitmemeliler. Hayır. Tahmin ediyorum. Gitmemeliler. Gitmemeliler. Dön. Dön kaşınma dön. Ve evet geri çıkıyorlar ya. İki tane ışından basıldı ama o karar. Azir geri bas dedi resmen DP'ye. Aa Kadim 15 saniye varken yapmışlar bunu. Troll'e bak DP'nin. Kadime vision almaları lazımmış. Ooo troll geldi DP'den. Yalnız Armut bence takım savaşında o kadar da iyi durumda değil ya. Zayah falan şu an tarar yani vurursa, range'e girerse, menzile girerse vurursa fena. Tapta wave gidiyor, tapta wave gidiyor yalnız. Üst koridora bak. Umut Rus'ta var, Umut Rus'ta var Umut. Ucuyla beraber Umut Blue skorunu buldu. Şimdi senin ultisi desteği geldi. Çok az canlı bir Umut. Bilek geliyor. Oradan uzaklaşmayı başarıyor. Luan'ın üzerine giden iki tane oyuncu. Aaa! Yetmedi. Lan Murat! Murat ne yapıyor? Black biraz ters bir açıda mı acaba? TP attı Ezreal. Üzerinden yürüyor Black. Ve Luger üstü tutmaya gitti. Işından kullandı. Bu ejderha galiba bırakılacak mı? Bakıyorum Skins hayır oynamak istiyor yani burada. Yani 3 kişi de diyecekler muhtemelen Umut yakalandı. Umut onu yapmayacaktın Skins. Yanlış yaptın kanka. Yani bunu ben mi söyleyeyim sana? Olaya bak lan. Oğlum Blue ne yapıyor peki? 2 Baron bir Kadim. He? Beraber şimdi bakalım. Onları durduracak kimse yok. Dayı'nın da ultisi var bakıyorum. Reyas da geldi. Burası çok sakat. Daha 5-6 saniye var. Evet. Troll Jack'in kaç şeyi var acaba yükü? Hala göremedik. İnhibitörü koydular sol alta. Bak şundan dolayı ben de göremiyorum bak. Şundan. Kafayı yiyeceğim. 70 falandır değil ya. Oyunun kontrolü tam
tamamen Dark Passage'a geçti diyebilirim. Her koridordan gittiler. Dark Super Massive'in üst taraftaki... Oğlum Ezreal'in item ne? Lazım. Blue'da hemen oraya gitti. Bir dakika. Bilmediğimiz, kaçırdığımız bir şey mi var? Dark'sıyla belki oynayabilir. Alıyorlar mı? Kademe olunca Dark Passage... Allah Allah. Arıyor. Ya ben, ben analizi niye yapmadım o item alınıyorsa Ezreal'a? Sanırım fazla kaçırmışız bak gözden. Bu benim hoşuma gitmedi Özgür. Şu an Super Massive Armut bak. Şu an DP lane'leri pushlayabildiği için çok useless kaldı Armut. İlerliyorlar. Güzel dürtme Luger'den. Bir canını aldı Umut'un. Bunu alıp çıkması lazım Dark Passage'ın. Alamadılar ama. Komuruş gelmedi. 30 saniye var. DP burayı oynamak istiyor. Sparz Sıçra'yla birlikte girdi içeriye. Jack Troll'u yakaladı ama devamı gelmedi. Oo, kötü oyun DP'de. Sparz'ın canı çok az. Sıçra'yla skoru aldı Skins. Oha tek yedi. Lan oğlum Illaoi tek yedi. 15 saniye var. Luger düşmek üzere. Kadim Ejderha tetiklenebilir burada. Luger son anda kaçtı. Tek bir Nexus kulesi var. Bilek! 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 Çıkar yalayacağım Bilek. Ne yapıyorsun? Oğlum. Murat? 4 galibiyetle yoluna devam ediyor DP. Murat'a bak chat'te GG yazıyor. Aa Murat DC gel bakayım. Takımlardan neyi görürüz? Aykut birazcık. Ana! Yapan bir Murat Bilek. Hiçbir zaman tetiği çekmedi. Ne diyorsun lan alo? Etrafındaki sporlar sanki devasa Bilek. Röportaj yapalım Bilek'le arkadaşlar. Geleceğim DC'ye şimdi tamam. Röportaj soruları alalım. Soruları alalım Bilek'e. Kısmetse olur Bilek mi? Aynen. Troll Jack hakkında ne düşünüyoruz arkadaşlar? Troll Jack. Kazanmaz gereken iki maçta alt koridorlar yani seviye 1'de kaybediyorlar. Burada bu kafayı ne yaptığını anlayamadığımız bazı pozisyonlar. Bak şurada ölüşe bak Jack Troll'ün. Yani, ya Rioni sen niye bir AD carry'ler kötü oynayınca benim chatte böyle tık diye ortaya çıkıyorsun? Bir AD carry kötü performans mı sergiledi? Rioni yandan çıkıyor. X kişi balon mu? Rioni anısı gelir mi? Rioni anısı gelsin. Arkadaşlar bizde bir gün Rioni var. Bir de Vasti diye Hidiker var tamam mı? Ben hangisi onu oynatacağımı şaşırmış durumdayım böyle. Çeyrek final playoff maçında. Rioni bir gün geldi dedi ki bana. Bir gün dedi çok pişman olacaksın dedi. Niye dedim? Beni oynatmadığın için dedi pişman olacaksın. Sonra oynattık Rioni'yi kaybettik. Pozisyonlara giriyor dedik ki yine girdi. Vazgeçmedi. Yine mi o hikaye? Bu inanılmaz büyük alanlar açtı. Burada mesela ama Rioni takımdaki en iyi oynayan kişiydi o seride. Misa bot lane'inin size karşı kuracağı üstünlük hakkında ne düşünüyorsun? Abi vallahi çok heyecanlıyım. Efsane bir ikili. Yan yana gelmişler miydi daha önce bilmiyorum ama bayağı hissem için de önemli. Heyecanlıyım yarın için. Peki burada attığım flash'tan sonra ne hissettin abi? O flash attın ya Baron'un orada. 3'te 3 yaptın. Ultiyle içeri girdin falan filan. Evet. Orada bir el ayak titredi mi? Böyle bir el ayak oh my god dedin mi? Yok ben şey diyordum tam o ara. Ne yapıyorlar bunlar? Diyordum. He. Sonra Ozan'a bağırdım. İçeri flash attım. Kanka çabuk gel ölüyorum. Hakan geldi. Zaten kazandık. Çağrımlı o kadar cümleyi nasıl kurdun? Bir saniyede oldu her şey. Ama o biraz şeydi yani. Azir'i yakalayacaktık. Sonuna kadar kovalayacaktık. Flash da atabileceğim biliniyordu yani öncesinde. Anlık Ozan, bir şey değil yani. Ozan gel çakıyorlar mı dedin? Aynen. Ozan yetiş. Rion demiş ki oyun içinde Luger ne yapıyor la dediğin oldu mu demiş. Luger değil de genel olarak ne yapıyor bunlar draft'ta bile dedik yani. Niye lan ben şöyle. Buraya. Bu arada draft'ı düzgün çalıştırsalar botta intlemeseler direkt yeniyor adamlar maçı. Tabii de işte şöyle bir olay var. TCL gibi alt region artık insanlar o kadar iyi değil. Yani insanlar. Her comp çalışmıyor. Tabii. Peki Troll Jack hakkında ne düşünüyorsun? Öyle devam ederse atılır. 2 haftaya kalmaz. Troll Jack'ten mi bahsediyorsun? Evet. Ya Murat. Ne adamsın. Ya. Ama Murat hep böyleydi bak. 2019 Murat daha ikinci maçına çıkıyor.
PBD ile yine Zay Arakan oynuyorlar. Süper Masivi yendik yine. Zeyd Not vardı karşıda. Murat tweet attı. Babanız geldi diye. Hayır. Onlar... ya geçmeyin. Evet oğlum öyle bir muhabbet hatırlıyorum ben. O kadar değil beyler. Abart. Hayır hayır. Tweet attı olabilirim de. Linus abartması. Hayır. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. O maçı da hatırlıyorum. En, yani unutamadığım maçlardan. Tamam, karşıda Wolf var. Hatırlıyorum diyorsun. Ne oynuyorlardı? Bakayım hatırlayacağım. Ezreal, Yumi. Ya bugüne benzerdi. Ezreal vardı yine. Sivir Yumi. Sivir Yumi mi? Aynen. Sivir Yumi de oldu. Ya biz de Zay Arakan oynuyorduk. O zaman Kiturken ne oynuyordu bakayım bilecek misin? Kiturken Elis galiba. Vay aferin. Ya. Aferin ama Sivir'i bilemedin. Tuplar değişse ne olurdu? Demiş Rioni. Vallahi evet. Öyle bir ihtimal yok. Nasıl yok? Bastı parayı Süper Masiv. Aldı Sparz'ı. Ne yapacaksın? Ertuğ abi direkt verir valla. Tamam Black de gider. Yeni botlayın arar. Parayı da koyar dedim. Sen Sparz'la Eddie ile büdü müsün? Hayır Eddie büdü değil de yani. Şimdi biz uzun zamandır beraber oynuyoruz. Ne kadar aramız kötü de olsa, iyi de olsa bir şekilde oyun içine girdiğimiz zaman aynı peki, hedefe odaklanıyoruz. Ozan sana nasıl katlanıyor? Vallahi bilmiyorum. Ona sormak lazım. Bir gün çek sor. Ya bir gün gelsin. Ha şey bak bunlar nasıl botlayın oynuyor biliyor musunuz? Mesela bir maç bitti. Ozan buna sövüyor. O buna sövüyor. Bir şekilde anlaşıyor. Orta yol buluyorlar. Doğru muyum Murat? Yani evet. Öyle olması gerekiyor zaten. Bir fikir Murat, baskın değil. Ortaya bir fikir sunacak iki tarafta. Hayır, öyle araları, hayır. Araları kötü değil. Bunlar şey arkadaşlar. Ben DP'de koçken o zamanlar Craftix, Spars, Bilek bunların hepsi yeni gelmişti. Akademi kadrosuna gelmişlerdi. Murat o zamanlar main takımda da oynuyordu. Craftix, Spars, Bilek bunlar üçlü, üç silahşörler. Bunlar yakın arkadaş zaten. Bunlar hiç şey olmuyor yani. Ne zaman görsem İstanbul'da orada burada hep beraberler. Yani kavga ediyorlar mı? Ediyorlar. Ama olur yani anladın mı? O oyunla alakalı kavga. Real life kavgası değil o yüzden dert değil yani. Ha, benle Zarakida'yı gibi aynen. Yok daha beter. Daha beter bence. Diyor. Olabilir. Çünkü Zarakida'yı izledim geçen yayınını. Seni ignorluyor. Mid'e çağırıyorsun. Drake'e vuruyor. Dayıyla boşandık zaten. Neyse Furkan. Abi mesela ben... Hatay... Tamam görüşürüz Murat kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Ellerinize sağlık bu arada güzel oyunlu. Sağ ol size de başarılar. Eyvallah. Abi mesela hata yaptığında bok gibi oynadın Ozan diyor mu? Çok daha fazlasını der. Ama Murat da kötü oynasın Ozan da ona der. Ya bu tayfayı ben seviyorum. Bu tayfayı niye seviyorum? Benim ilk koçluk yaptığım zamanlardaki kadro. Bir de o zamanlar herkes çok uğraşıyor, ediyor, diziniyor falan. Biz hepimiz böyle... Beraber uğraşan bir tayfaydık. Kim? Cuzu, Bilek, Craftix. Şu an LFL'de galiba Craftix. Spars. Bunlar şeydi böyle hani. Spars dediğim gibi akademideydi o zaman. Ama o zaman da iyi oynuyordu. Böyle yani. Adamın mikrofonu çalışmıyor. Ev KYK odasına benziyor. Asgari ücret yol yemeye çalışıyorlar. 100 bin dolar alan adamlara yeniyorlar. Yok ya asgari ücret mi kaldı oğlum? Geldi. O büyük maç. O büyük maç geldi. O büyük maç geldi. Geldi, geldi. Geldi. Bakalım. Kalista Maokai güven yasaklaması Foot'tan. First pick Kasante geliyor Foot'tan. Foot'tan first pick Kasante geliyor. Ne yapacağız şimdi? He? He? Baksana abi. Olifinik Zursting. Direkt pressure. Reşman'ı da geldi. Bakalım bir first pick Kasante gelecek mi? Bence Varus açık bu arada. Varus Allah. Ezreal'ı çektik oynadık mı? Kasante gelmesi lazım mı? Harbiden. Oo bir dakika hiç beklemedik. Hiç beklemedik ses maç başlayınca. Ses maç başlayınca hiç beklemeden. Bolulu'dan o zaman bir Korki mi gelecek? Ben size bir söyleyeyim mi? Burası Olifinix'in Nila halmasıyla sonlanır. Aha Zek işte bundan korkacaksın. Star Scream böyle çarları sever abi. İğrenç çar. Nefret ediyorum Zek'ten. Zerat Velkos falan mı çekecek lan Bolulu?
Gerçi buradan support falan da alabilir de. Huawei mi? Oğlum ne yapıyor lan Foot? Şşş. Adamlar G2 kompu yaptı. Onu yapmayalım. Bence onu yapmayalım. Yaptık mı? Yaptık. Yaptık. Hadi bakalım. Renata falan banlayacağız mı yoksa Engage'ı mı banlayacağız? V-Ban'ı güzel bence bayağı. Adamların banlayacak bir şeyi yok biliyor musunuz? Jungle falan banlayacaklar da. Hani jungle banı da tam olarak atamıyorlar çeki kendileri de jungle alacak. Çünkü Zek %99 top lane. Support Bard. Bu arada Bard banı güzel ha. Şş. Bard banı güzel. Ama abi Zersting şu an şey modunda oynuyor bizimkiler. Zersting support'u banko ban hani counter'layacak. 4'ten de jungle alacağız. Zersting support'u counter'layacak. Klasik Zersting yani. Ki zaten bence güzel yani Zersting için bu. Bakalım rakip ne banlayacak? Nautilus falan mı banlayacaklar acaba? Rel mi? Of 4'ten Rel bizim takıma da iyi gidermiş ha. Poppy. Oo Poppy iyi pikmiş lan Poppy. Poppy Poppy bayağı iyiymiş. Ne alacak Mojito şimdi? Jarvan nasıl? Çok mu kötü Jarvan? Aynen. Ben de Jarvan düşündüm. Jarvan iyi sanki. Jarvan kötü değil ya sanki. Misa nasıl hasar vuracak? Azir'i var oğlum. Bir şey değil mi? Jin support olması yok mu bir anda? Lee Sin, Nautilus mu? Normalde burası Leona falan. Aynen. Leona ya da Alistar abi. Alistar daha mı iyi acaba? Leona Jarvan'la çok iyi engage atarız. Güzel güzel. Kötü değil. Top matchup'ı nasıl olacağına göre değişir. Ben size kendi fikrimi söylüyorum. Eğer Star Scream bu oyunda öne geçemezse biz bu oyunu yeniriz. Yani orada biraz Zek peki biraz sıkıntı bir pick biliyorsunuz. Maç sonu abi Holy Phoenix'i DC'ye çağırıp bir röportaj yapmamız yok mu? Gerçi kazanırsak zaten Holy büyük ihtimal burada şey yapar. Zek full MR kasıp bir tane armor alsa nasıl ölecek o adam? Oğlum şey ki yani öyle full gidip MR alamaz ki Ksante de vuruyor. Ksante o konuda boş çar değil yani. Karma banlanır ya çoğu zaman. Vayne iyi olmaz mıydı? Ha Vayne ile laning oynayamazsın ya. Penta GG. Holy 4 mermili karakter aldı. Ulan ben size Holy Penta atarsa 4000 TL'lik RP dağıtacağım dediğim anda ben zaten WhatsApp'tan Holy'ye yazdım kanka cin al diye. Yani siz ne sanıyorsunuz ki? Hani bu çerez. Bu çerez bu tarz şeyleri bilmiyor mu oğlum? Yani Mojito'ya yazdım. Kanka dedim. Holy dedim böyle bir şey olursa 4'te 4'te al dedim. 5.'yi. Anladın mı? Yani siz beni yapmayın gözün seveyim oğlum. Hani benden o 4000 lirayı alabileceğini sanıyor musunuz yani? He? Ha penta atmasının tek sebebi karşıda foot olması olabilir. Anladın mı? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Size güveniyoruz. Bolulu Hüveyi almış. Bu bize bir galibiyet koşulu diyormuşum. Bollu'yu da severim ya kralım. Baksana Dice oğlum. Dice attığın zar düşeş gelsin kardeşim benim. Holy Phoenix kara hasat. Yanlış rün girmiş o yüzden pause atmış. Yetkililer demiş ki girmeseydin. Oyun devam ediyor. Misa'nın evinin şeyini videosunu çekeceğiz bu arada. Bizim kanala. Takım bir kendine gelsin gideceğiz. Belki son Zaya maçı çok etkileyici değildi ama o da bu sezonun aslında nişancılar anlamında MVP adaylarından bir tanesi. Kesinlikle. Özellikle takım savaşlarında çok iyi pozisyon alabiliyor mekaniklerine. Jin Varus'a karşı iyi ya laning'de. Bir test var. Bir testing var. İki level onlar önce oldu ama bundan almak aldılar. Aldılar. Zaten koridoru onları iteceği için Varus'un da bu seviyelerde gücünü farkındalar. Bakalım iki ormancı da alt tarafa doğru orman temizlemelerini devam ettiriyor. Erken öndeki bir 3v3 görebilir miyiz diye bakıyorum. Sadece bot lane'e sabitlediler orayı izliyoruz. Yani kitle kontrolü kim yaparsa o taraftan skor gelebilir yani Star Scream. Korkmadan burada hatta proxy yapacak. Yok.
Oğlum minyonlar plaka aldı lan. Bence deneyebilirdi. O ne? Yakın olduğunu düşündüm muhtemelen. Starscream iyi oyuncu ya. Ben seviyorum Starscream'i. Kafa atmasıyla tabii Ferret bu 1v1'i yendiğini bildiği için. Aha. Gelebilir yalnız. Kiba biraz önde. Sıçra gidebilir Kiba da. Helal oğlum. At flash ol'e. Tık gerek yok. Kes sesini içeriz. Çok biliyorsan gel oyna dedi. Oto vurdu o kesti. Hiç sıkıntı değil. Oynarız burayı. Oynarız burayı. Hiç sıkıntı değil. Bak Oli'ye bak. Q'nun önüne geçti. İşte abi. Reşeti döndü ama. Reşeti tutmuyor. Oli Phoenix. İlk skorunu elde etti. Evet. Ya orada. Mojito'ya bak. Oğlum kaç çadır kurdu Mojito botta. Reşetin sıçra gidebilir. Şeyi 4. Tekset önde. Trajeti tuttu. Arındır geldi ona. Şimdi Arındır hayatta tutuyor Tekset'i. O Arındır kullandıktan sonra. O burada Oli Phoenix'ten sıçra ve skor. Misa kaba sakal. Oli Phoenix skoruyla başladı karşılaşmaya. Oğlum adam flash atıp Q'yu dojladı. Farkını ortaya koymaya başladı. Oli Phoenix Futo dedi ki beni neden almadınız? Tekset'i niye aldınız dedi. Oli Phoenix sıçrasıyla çok şey anlatıyor. Oradan Ziyad misali iyi ki almamışsınız çünkü biz aldık dedi. Bakalım ne olacak tekrardan. Bak bak buradaki doca baksanız Oli Phoenix'in. Oğlum vallahi çok iyi doca attı. Bak bak izle. Bak. Bak şimdi. Bak. Tık. Tık. Üçüncü otomatik saldırı. Gerçekten o benziği de Oli Phoenix sanki. Yaş sadece bir sayıdır dedi Oli Phoenix. Lima diyor ki şu an. Abi böyle olacaksa ben her maç kısanta oynarım diyor Lima. Lima diyor ki abi böyle olacaksa diyor ben diyor kısanta oynarım sıkıntı değil. Lima. Ama diyor ben de kesebilirim her an diyor adamı. Oha. O nasıl bir can doldurma? Mojito. Bu nasıl bir çadır kardeşim ya? Mojito. Takım koordinasyonu aynı anda Ejder'e, Dice da geliyor. Ejder'i alıp base'i koyduk. Mojito da az kurnaz değil ha, buldu iyi bot lane'i. Diğer çocukların ne suçu vardı Mojito? Abagnale ile Asa kardeşimin ne suçu vardı? Çıkmıyor bottan. Bu arada bak gerçekten hani işin makarası bu arada oyuncular tarafından şey yapılıyor. Mesela Asa ile Abagnale şu an diyordur ki izlerken haklılar da. Ulan diyordur ki biz varken adam bota vuramıyor. Şimdi bottan çıkmıyor. Yapıyor ama yani Starscream hiç korkmuyor. Pasifik güreğe beraber devam ediyor. Ferret geliyor çünkü buraya. Ama Mojito da yakın. Mojito yetişebilir mi diye bakıyorum hala kırmızıda yani. Güzel. Evet. Tap matchup'ı da iyi gidiyor ya. Kötü değil. Kimi tutuyoruz? Duymamış olayım. Ne sen sordun ne ben söyledim. Tabii ki de Misa kardeşim benim. Tabii ki de. Yürüyerek gelmek durumunda o yüzden. Mojito'ya bak yine burada. Alt koridor etrafında yine varlığını hissettirmeye başladı. Görüşü temizledi. İyi plate de geldi. Böyle, güzel lastik bu arada şu an. Şu an rakip büyük sıkıntıda. Ya, oyun sonunda biraz daha Dice'a bakıyor iş. Yani öne gelemiyorlar. Wave'i freezeleyen Misa. Çok sıkıntı. Aaa Varus letal tempo oynuyor. Troll'e bak. Niye? Saldırı hızlı var. Bir de Jhin'e karşı. Ferret de üst taraftaki. Allah Allah. Ya oğlum 3 tank var da. Her türlü diğeriye daha OP ya. Jhin'e karşı bir de. Her türlü ben her direkt diğer bu ilk büyüktür bu direkt. Hiç sevmiyorum bunu. Diğeri hayvan gibi damage atıyor. Aha. Starscream üzerine gidiyor. Starscream çok fazla can yiyor. Yerdeki dalga dümenleri toplu. Kesti 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 kesti. Lıma 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 lıma. Yıldız ekranının ekranını kapattı derken. Ne yaptı? Ve Bolulu geldi. Bolulu Allah senden razı olsun. Güzel güzel. Abi diğer bu ildi. Gerçi Koreliler çok iyi oynuyor. TR'de bu build daha iyi olabilir ya. Koreliler isterse 8 tank olsun. Diğer build ile one shot atıyor abi. Diğer build ile direkt one shot.
Genji T1 serisi gözümün önüne geliyor her Varus konusu açıldığında. Yalnız geçen haftaki Misa ile şu anki Misa arasında dağlar kadar fark var. Bolu'lu toplayını Bolu Tüneli sandı galiba. Öyle TP falan atıyor. Ruh ne? Oy, hextek. Hextek. Bak Dice şimdi hiç öyle agresif falan oynuyor, görüyor musunuz? Hani şey böyle absürt hareketler yapmıyor. Adam yapması gerekeni yapıyor şu an. Fight'larda da bence oynayacak. Şimdi bir de Bolulu'nun flaşı yok. Bolulu midde hiçbir şey yapamayacak. Niye? Yaptığı anda ölür. Azron'u atar arkaya. Şu an artık Lima yavaş yavaş üstünlüğünü kurmaya başladı TAP'ta. MR Sunfire'ı da çekecek şimdi TAP'ta. İyice push avantajını da alacak. Gayet iyi. Oy, nice. Zarlar düşeş, hayırlı işler. Nasıldı lan o? Öldürebilirler mi onu? Hayaleti yok. Mojito buraya yetişebilir mi diye bakıyorum. Kiba'nın üzerine belki bu ulti kullanılabilir. Ama denemedi. Korkmadı. Takım arkadaşlar. Zarlar düşeş, alışverişler. Flash'ı yok. Aha, Kiba iyi oynadı. Holy Phoenix, nerelerden attın o skill'i? Arka tarafta Mojito ultisini bekletiyor hala. Şimdi attı ultisini. Yalnız Mojito içeride düşebilir. Bakalım Xante girdi içeriye şimdi. Oy, o da düştü. Çok güzel. Jin geliyor. Holy Phoenix geliyor. Holy Phoenix onu da alıyor. Zek arkadan atlayacak ama Dice orada. Starskin öldürürler. 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 O da öldü. 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 Aman Allah'ım. T1 mı? Yoksa Misa mı? Ben karar veremiyorum açıkçası. Bilmiyorum, siz karar verebiliyor musunuz? Siz karar verebiliyor musunuz bilmiyorum. Haftaya Genji ile maç var yani, antrenman maçı. Bak Zersting'in attığı flash ulti. Bak. Zersting'in attığı flash ulti. Tecrübe artı korkusuzluk. Benim Zersting'de en sevdiğim şey Zersting kötü gözükmek, kötü oynamak Zersting'in umurunda değil. Maç kazanmak Zersting'in umurunda olan şey. Bak bunu ben direkt anlayabiliyorum. Ben Zersting'in bu oyuna bayılıyorum. Devam ediyorlar. Dice de şu an alt taraftan. Sercan Yıldırım mı? Wayne Rooney mi? Sir Alex Ferguson mu? Ertuğrul Sağlam mı? Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç. Manchester United, Bursa Spor. Sercanlı Rooney mi? Dev derbi bu akşam. 9.45'te. Lima mı, Zeus mu, Mojito mu, Oner mi? Aha. Burası denenecek. Lima minyonları tuttu ve kuleyi Ferit tankladı. Şimdi Kiba'ya dönecek sanırım kule. Öldü o ya. Ona yapacak bir şey yok, olsun. Ya mahvolmuşla beraber eritti orada Lima'yı. Bir de kule geliyor üstüne. Ona yapacak bir şey yok. Azir şu an, Azir falan çok güçlü ya. Ve sol tarafta Azir'i öldürecek adam yok bence yani. Tamam, Azir'i öldürecek Nautilus falan var gibi gözükse de hani Jin de var. Azir bir şekilde o boşluğu yakalayacak. Zek üstüne doğru düzgün zaten atlayamıyor falan. Menzil avantajı falan da var. Gerçi Hüve ile Varus'ta da menzil avantajı çok da. Bilmiyorum, Azir fena fet yarayacak gibi geliyor. Varus bir de Botruk almış first item ya. Ben Varus'un bu build'ini hiç beğenmedim. Misa'nın milyonlarca hayranı varsa ben de onlardan biriyim. Misa'nın 10 hayranı varsa ben de onlardan biriyim. Misa'nın sadece bir hayranı varsa o da benim he. Misa'nın hayranı yoksa bu artık dünyada olmadığı anlamına gelir. Eğer dünya Misa'ya karşıysa ben de dünyaya karşıyım he. Bayrak kondosu üstüne afetle mesafeyi kapatabilir. Dyson ışınlanıyor kız koridorda. Güzel spam, güzel spam. Şimdi bizim esnek tayfayı yenebilecek seviyeye geldi işte Misa. Bir önceki kadro bizim esnek tayfayla kafa kafayaydı. Dayı biraz fark yaratıyordu. Dyson yukarıdan kalanacak diye baktım. Hayır. Ferret alametin içine atladı. O kapıyı vuracak. Ya çıkışında alamet Ferret'e bakabilir. Ferret'in yakaladı onu. Aa, Azir'i yakaladılar. Güzel ulti Azir'den. İşte bahsettiğim tam olarak konu bu. Aha, of 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 of. Azir yok ediyor. Jin ultisi de geldi. Dahi söylemedi. Aman 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 aman. Aman 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 Serdar. Hoppa hoppa hoppa. 3. ejder de onları bekliyor.
O spamları artık arkadaşlar bırakalım. Bu kadar mı fark eder ha? Bu arada Zersting efsane ulti attı. Olivin X yayına geç kalmış. Saat 11'de yayın açacaktı. Bana öyle dedi. Yayına geç kalmamak için oynuyor. Age of Night'ı çekmiş Oli. Abi hasara ihtiyaçları yok zaten şu an çok fazla ya. Zaten hasar bir şekilde çıkıyor. Şu an bizim tanklar da gayet durumda. Hani Age of Night alması bence daha okey. Ornn ölür. Ödül altını da vermek istemiyor bence. ZKS'ini dojluyor. Nautilus random bir ulti attığı zaman. Ultisini attığı zaman onu dojluyor. Mis. Yanda mısın bir baron? Oyun uzadıkça tam futa yarıyor diyemeyiz bence ya. Çünkü bizde de Azir var yani. Oraya fazla totem koyulması gerekiyor evet. Tamamen görüşü sağlam için. Diğer türlü ortaya ya bırakılan bir tek bir totem gösteriyor birçok adamı. Bakalım oyun tekrardan birazcık yavaştı tabii objektife. Şu an ejderi bekliyoruz ya. Ejderi bekliyoruz abi. Ejder çıktığı anda rakibin flashlarından olmayan, büyük ihtimal olmayan olmaz. Herkesin flashlar gelir. Leona bir tur dener ultiyle atıyorum şeyi, Varus'u ya da Bolulu'yu falan. Ya da Lee Sin'i falan birisini. Baktı flash attı bilmem ne attı. Bir tık geri çıkarlar sonra bir daha fight ararlar falan filan. Hatta tek Lee Sin var, tek set. İki eşyayı bitirmiş durumda. Malt olmuş artık Yinso. Onun savaşın içerisinde vurduğu ve savaşın uzadığı an... MR Sunfire almadı lan şey. Bir dakika sonra harita Malt'a doğru kayacak ama... Şimdi Baron etrafında görüş almak... Yalnız Xante şu an Zeki yenmeye başladı fark ettiniz mi? Eğer şu an item farkı çok fazla da... Şey olarak yani aldığı item şu zaten Zeke 0 vurduruyor. Zekleri Split Visage olduğu için şu an yani Xante'nin 170 MR'ı var. Zeke'nin tüm hasarını engelliyor ama Xante'nin hasarını engelleyecek çok bir şey yok Zeke'in. Bir tane şu an şeye Bramble Vest'e ihtiyacı var galiba Xante'nin. Belki onu almadan donmuş yürek falan da alır bilmiyorum ama sanki onu alırsa Zeki iyice boka sarar gibi. Lan donmuş yüreği de alamayacak büyük ihtimal fight'tan önce. Ulan Holy'nin de Dominie'ye çok az kalmış ya. Alamayacak. Daha üst tarafta ışınlanı var. Bu tarafa ilk gelen ekip foot oldu. Yalnız alt tarafa oyun yapmak istiyor Starscream ve Ferret kapatıyor. Burada DICE için tehlikeli durum. DICE burayı oynar bu arada ben size söyleyeyim. DICE burayı oynar. Varsa şurası da duruyor. Ferret'ten sıçra geldi. Aa, Ferret iyi oynadı. Ferret iyi oynadı. Kule düştü. Ferret hala hayatta ama son vuruş geliyor İllimat'tan. Oğlum bu çar nasıl bir çar Xante? Xante nasıl bir çar? Vurmaya devam ediyor ulti açık. Holy Phoenix iyi bir açı buldu kendine. Kiba burada Holy Phoenix'e yem alıyor. Son bir mermi daha var. O isabet bu adama gelen bir afet boyutu odan. Bu ne abi? Lan İlima madem böyle Xante oynuyordun kaç haftadır niye bizi uğraştırdın be kardeşim? Net bir galibiyet ayrılıyor. Tamam eyvallah takımın da etkisi var ama biz niye Xante oynamıyorduk bugüne kadar abi? Bu adam böyle Xante oynuyorsa. Hiçbir şey yapamadı. Xante Jarvan direkt onun üstündeydi. Takım arkadaşları da yanında olmayınca tabi. Boris'la bu şampiyonları kaydırmak çok zordu. Jarvan piki güzeldi ya buraya. Hem Hüveyi'ye karşı hem Varus'a karşı Jarvan cuk oturdu. Orada DICE var ya Lee Sin'in geldiğini görüp böyle uzağa bir flash falan atsa bir anda çok farklı şeyler olurdu. Fazla mı vuruyor? O ejder ruhuyla beraber fazla vuruyor olabilir. Şimdi bak dediğim olay mesela dedim ya oyun başında hani Xante'de AD vuruyor. Bir şekilde hani hasarı var. Görüyor musun Zeke nasıl vuruyor? Çatır çutur. Baron'u alabilirler. Yapabilirler. Dice'ın çok fazla hasarı var. Çok vuruyor ama bu Baron ya. Baksana Dice'ın canına. Sanırsam bunu bırakacaklar. Evet bıraktılar. İyi aldılar. Yani görüş küresi geldi ama iki Baron. MR Sunfire büyük ihtimal normal Sunfire hasar olarak daha iyi ya. O yüzden. Bırak abi kuleyi. Yapacak bir şey yok. Çok çaplı bir tempoları oldu. Yalnız orada Hex'te geçitleri var biraz. Aa onlar geldi. Fight istiyor. Xante çok iyi tuttu Zeki. Xante Zeki inanılmaz iyi tuttu. Bir mermisi daha var. O da isabet buldu. Tek set. O alanın içerisinden çıkabileceği hiçbir yer yok sıçrası yokken. Bir tarajı daha tutuyor. Xante'yi öldüremiyorlar ki oğlum. Baksana Xante'ye. İlima neler yapıyor oğlum.
Oğlum Duma neler yaptı? 2'ye 5 bir değişimle Misaka Basaka aldı. Yine net bir savaş kazandı. Ölüm sürelerine bakıyorum. Kiba gelecek birkaç saniye sonra ama Kiba'dan sonra en yakın isim 20 saniye ve tek set. Bu Baron güçlendirmeleriyle bitirmeyi deneyebilir miyim? Çek mi? Ya 10 saniye var tek sete. Yok. Çıkıyorlar. Ya senin dediğin gibi Baron güçlendirmeleri dönüşleri akım savaşı. Onu da mı alacaksın be Oli adam? Harbiden 3 aydır top görmeyen. Hani böyle şey var Arok'ta 3 aydır futbol topu görmüyor yani. 6 aydır top görmedi, delleniyor oğlan. Beni bağlıyor. Holy Phoenix öyle geldi Zorsting'le beraber. Bağlamışlar Holy Phoenix'le şeyi Carlos. Böyle. Holy diyor ki bırakın beni. Zorsting diyor ki bırak ben gideceğim. Delleniyor. Bu arada şu an Dyson yerine ben de oynadım ya burada. Dyson yerine koy beni sırıtmam. Ziyad duyuyor musun? Bilmiyorum burada mısın ama duyman lazım bunu yani. Ya bir git. Çekerim Ryze'i. Atarım bota ultimi Holy Phoenix'e. Çerezciğim hemen almışsın görmedim MP. Bu arada bir dakika Metagazoz nerede ya? Metagazoz nerede? Bana şekil yapıyordu maçtan önce çete gelip. Evet. Metagazoz. Gazoz olma efsane ol. Eşyalarda geride olmasalar 5v5 olsa derdim ama yani şu Santen'in şeyine bakar mısın skoru? Rüyanla Metin'in antrenmanına gidiyorduk. Gideriz. Ayı veriyorum. Aa dedi bir penta. Oğlum penta atma ihtimali var lan hala. Oli. Anıl'dan alırım parasını abi. Beni ırdalamaz yani. Penta atmayı verseymiş yani. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Oğlum öyle oluyor mu lan? Öyle oluyor mu? Öyle. Yap. Öyle oluyor mu? Ben biliyorum. Oluyor muymuş öyle? Bilmiyorum ki. Vallahi yaptık oldu. Zamanı büktüm. Aha dur bakayım. Fight. Oğlum Olivier. Evet double atıyorum. Ult atıyorum. Cin cin cin. Zek. Abi ya vallahi elinize sağlık ya. Oğlum ne yapıyorsun sen Anıl öyle? Vallahi iyiydi ya. Oğlum top lane'deki çocuk da sanki adama ne yaptınız? Niye böyle oynuyor adam? Adam karşısında Soner var çünkü. ben de 2 saattir bulmaya çalışıyorum bulamadım. Oğlum bu ne böyle? Takıma bak. Vallahi, bu arada evet. Genji ile scrim ayarladım haberin olsun. Evet geliyoruz oynuyoruz. Yani ya scrimleri bu hafta böyle 2 maç kazanıp 15 maç kaybettik sanırım. Evet. Ama şey yani iletişimimiz okey. Ben ama bu maçı o yüzden şey, şaşırdım biraz. Ama şey zaten Zersting ile Mojito falan beraber de oynadılar. Aynen Zersting Mojito. Aynen. Pür yetenek AD carry top lane mid. Yani şimdi çok erken şey de yani gaza gelmeyelim de. Scrim çünkü harbi 2010 Nuz falan yani şey. İyi takımlara ama, karşı attık ama. Ama Scrim çok şey değil bence ya. Bilmiyorum. Yani değil çok zaten işte şimdi bugün onu gördük de. İyi yani. Güzel güzel. Bu arada yarın kimle maç? DP ile. Yarın DP. DP de bugün. Bu arada Murat iyi geldi. Gözüktü. Misa'nın botlane hakkında hiç iyi şeyler söylemedi. Murat dediğin Black. Black. Dedi ki artık dedi bazı şeylerin devri geçmedi mi sizce de falan dedi. Ben dedim ki oğlum bak dedim tamam iyi oynuyorsun falan ama dedim bak bir Holy Phoenix dedim eder misin dedim. Onu dedim bir yarın, konuşmamız yarın lazım. Yarın ona da bir special çekeriz ya sıkıntı yok. Dedim ki bak hiç emaneti almaya gelen biri var dedim. Hani tamam senin dedim şeklin vardı dedim ama dedim Oli dedim ligde değildi dedim. Doğru demiş miyim bilmiyorum. Yani öyle tabii yani şimdi insanlar yok take set diyor yok şey diyor. Yani şimdi. Yapmayın. Yapmayın gözünüzün yağını. Yani yapmayın. Oğlum burada niye bir şeyle gözükmüyor? Sen yayın açacak mısın?
Atacağım. Tamam aç hadi oslayayım gideyim ben. Vay misali ta işte bak misali ha. De arkadaşlar. Böyle. Misa e-sports'ta işler böyle. Samimiyet. Aynen. Postlar. İçerikler. Daha bu arada sen Gaming House'a ne zaman gidiyorsun? Gaming House'a galiba gitmeyeceğim ya. Tamam ben video çekmeye geldiğimde gelirsin. He ben evet. Ya o zaman şey yaparız. Olur. Tamam video çekmeye bak. Wolf Phoenix de geldi videoya. Mojito da var zaten makara falan. Zersing de zaten makara. Tamam hallettik onu da. G tamam. Şey diye ayarlamışlar ya. Ne denir? Edikeri gelmeyecek diye. Edikeri gelmeyecek diye. Benim de biraz işime girdi şimdi. Yalan olmasın. Evde rahat rahat takılıyorum yani. Yani evet. Orası öyle. Maç bitti. Yayına tıkladım şimdi mesela. Oo. Mis diyorsun ha? Temiz. Mis misali. Mis misali. Ya ne diyorsun? Arkadaşlar Ray'i de katılalım lütfen. Yarın yine katılalım. Yarın yine buradayız biliyorsunuz. TCL varsa biz varız. Haberiniz olsun. Ray'i de hemen tıklayıp Holy Phoenix'e buradan yolculuk yapabilirsiniz. Şimdi baskın yapalım.